Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Salatü ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. aleyküm kardeşlerim. günümüz tesettürle tesettür hakikatıyla alakalı konuşuyorum. Tesettür hakikatı dersleri ile alakalı. Tabi tesettür hakikatı videolarını biraz ara verdik. Oradaki videoların çokluğundan ve aşağı yukarı meramımızı anlattığımızın hissi bize geldi. Yoksa devam etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor yani onunla alakalı bayağı bir e, kitap biriktirdik. O kitapların hepsini ders olarak okusak yani 10 yıl okuruz. O kitaplardan böyle özel şekilde bir e, sunu hazırlayıp o şekilde sizlere sunmak arzu ediyorum. Öz özellikle en önemli yerleri, günümüzde en çok ihmal edilen noktaları. Şimdi buradaki bugünün yani meselesinde tesettürle alakalı konuşacağımız ders. E, tesettürde bacaktan az, saçtan biraz muhabbeti. Yani bu şimdi gençlerde kardeşlerim yani bir adet oldu yani kişi tesettüre giriyor. Şimdi hiç tesettüre girmese dersin ki bu kardeşimiz tesettüre hani girmek için çabalıyordur, dua ediyordur, kesinlikle tesettüre girmek istiyordur. Çünkü niye Allah'ın emri birçok faydaları var onu tesettür hakikati videolarında biz anlattık ve ispat ettik kardeşlerim yani. Yani bütün e, dini bağlantı kendine atfeden herkesin uyması gereken bir nokta bu. Hatta insanlığın da e, şu son zamana kadar uyduğu bir nokta olduğunu söylemiştik oradaki derslerde. Peki bu yani bacaktan az, saçtan biraz muhabbeti nedir? E, bunun bir kere öncelikle diğer ibadetler ve ameller noktasındaki şöyle bir felsefi temelini yapmamız gerekiyor. Nedir diyeceğiz bu felsefi temel? Mesela bizim ibadetlerimiz var. Örnek verelim. Namaz. Birincisi namaz. Namaz. Şimdi bir hiç namaz kılmayan var. Kardeşlerim. Bir de namaz kılan var. Şimdi zaten başka yok. Yani namaz kılan var, kılmayan var. Peki namaz kılmayanlar bir mi kendi arasında? Elbette değildir. Yani birçok bir sebep farklı dereceleri olabilirdi onların. Onların da olabilir. Namaz kılanlar var bir de. Peki bu namaz kılanlar arasında namaz kılanları namaz kılmayanlara yaklaştıran hatta Cenab-ı Hak nazarında namaz kılmayanlar kadar kötü onları duruma düşürecek şeyler var mıdır? Var. Hatta namazını iptal ettirecek, namazını kabul ettirmeyecek davranışlar olabilir mi? Olabilir. Peki bunun bu örnek bütün her şey için olabilir mi? Hac için. Evet, o meşhur rivayet hani şeylerde var ya kıssalarda yani hacca gidiyor kimsenin hacı kabul olmuyor yani. İşte 4 kişinin, 5 kişinin, kişinin hacı. Gitmeyenlerin hacı kabul oluyor. Eşimlik oruç. E şimdi sen sadece midene mi oruç tutturuyorsun yoksa hakikaten Kur'an'ın ve peygamberin anlattığı bir orucu mu tutuyorsun? Zekat, malın en kötüsünden en azından işte zekat vakti geldiğinden malını karına satıp tekrar geri mi alıyorsun? İşte uzak Afrika ülkelerine 400 liraya mı gönderiyorsun kurbanını yoksa hakikaten bu noktada bir çaban var mı? Kurban ibadeti. Diğer hepsi Allah'a iman. Hakikaten Allah'a böyle içinde hissederek huşu ve hududu duyarak bir iman mı ediyorsun? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a iman. Hakikaten Peygamber aleyhissalatü vesselam'a iman. E bütün hadislerine, bütün hayatına, bütün sözlerine, bütün benliğine in inanarak mı iman ediyorsun? Meleklere sanki hakikaten omuzlarının üstündeymişler de sen o ağırlığı hissediyormuşçasına hakikaten öyle bir meleklere imanama ama sahipsin? Ahirete iman tartıda hata yapacağında, kardeşinin arkasından gıybet edeceğinde acaba hakikaten ya ben yarın haşirde bunun hesabını vereceğim dedim bir ahirete iman mı? Bu, bu derece mi sende var? Yoksa işte ahirete iman ettim, Allah'a iman ettim, peygambere iman ettim. İşte namazımı da kılıyorum, orucumu da tutuyorum, haccıma da gidiyorum, zekatıma gidiyorum. Tamam kardeş yeter bunlar. Böyle mi diyorsun? Yani bu imanı tah tahkiki ve taklidi meselesine giriyor. Bunu bizim böyle 25 dakikalık bir videomuz vardı onu havale ediyorum. Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerle biz bu meseleyi konuşmuştuk. Burada şunu konuşacağım ve söyleyeceğim. Yani tesettür noktasında kardeşlerim madem böyle bir yola girdiniz. Madem Allah'ın bu emrini yapabilecek böyle bir cesareti kendinizde buldunuz. Madem Cenab-ı Hak da bu cesareti, bu ameli en azından size noksanıyla, eksiğiyle nasip etti. E kardeşlerim tamamlamanız gerekmez mi bu nimeti? Yani saçının ucundan azıcık görünse ne olur? İşte ayağının, ha diyeceksin ki ya madem öyle gör, niye görünmüyor ki yani? Madem hiçbir şey olmuyor işte ayağının o şeyinden topuk kemiği görünse ne olur? Görünmese ne olur? Ha yani bu noktalarda şeytan size kandırmasın nefis size aldatmasın bunu demek istiyorum. Ha madem görünse de görünme, görünmese de bir şey olmuyor. Ya kardeşim bir şey şöyle oluyor, bir şey oluyor, olmuyor. Allah razı değil. Yani namaz kılmayınca bir şey mi oluyor? Yok. Namaz kılmanı emrediyor ama Allah sana. Ya, bu noktada da yani tesettüre giren kardeşlerimiz e, yani bu nokta üzerine yoğunlaşmaları ve efendimizin şu hadisini mutlaka akıllarında her daim bulundurmaları gerekir. Efendimiz namaz kılan birisini gördüğü zaman ne yapıyor? Bu senin kıldığın namaz namaz değil diyor. Git diyor e, namazını tekrar kır. Gel gidiyor tekrar kılıyor. Olmadı diyor. Git tekrar kıl. Olmadı diyor tekrar kıl gönderiyor ve o namazı üç kere kılıyor üst üste. Peki bunu kimin için yapıyor? Yani eğer namazda hakikaten namazı böyle e, her zaman her zaman için böyle hızlı kılan işte secdeleri rükuları tadil erken tadil erken vacip farz derecesinde biliyorsunuz tadil erkenle riayet etmeden bunu yapan Kişi ve bunu adet haline getiren kişiyi ne yapıyor? Efendimiz uyarıyor. Ve ne diyor? Ne diyor kardeşlerim? Hırsızın en kötüsü nedir? Değil mi? Namazından çalan. Ya yani şimdi hırsızlık hakikaten çok kötü bir şey. Efendimiz buradan bir benzetme, bir teşbih, bir metaforla ne diyor bize? Hırsız hakikaten, hırsızlık hakikaten kötü bir şey. Hani mal çalıyorsun da şimdi gidiyorsun mal çalıyorsun. Bu ne kadar kötü bir şey. Gidiyorsun e, bankayı soyuyorsun çok kötü bir şey yani melun bir şey. Allah yasaklamış işte cezası büyük. E gidiyorsun bakkal soyuyorsun çok kötü. Kardeşim gidiyorsun camiyi soyuyorsun. Daha kötü bir şey gittin kutsal mekanı hani hırsızlığında bir şeref var diye bir şey var ya hani olmaz da böyle bir şey. Hani anlaşılsın diye söylüyorum. Cami soyulur mu kardeşim? Ama sen ne yapıyorsun? Camiye gidip namaz çalıyorsun. Bak camide çalınabilecek en e, yani böyle şeref noktasında, haysiyet noktasında insanı rencide edecek en son şey camiye gidip namaz çal, namaz çalmak. E nasıl oluyor böyle bir şey? Hem de kendi namazını çalıyorsun. Yani sen camiye giriyorsun. Ahmak, bunu ahmak derler bu adama yani. Kendi namazını çalıyorsun yani. E kardeşlerim buradan o zaman ben söylüyorum. Özellikle tabii erkekler için de bir tesettür var ama konu bayanlar olduğu için bu video açısından bu noktada. Yani şu ee, bacaktan az saçtan biraz muhabbeti ya da işte tesettür adı altında dar kıyafetleri. Ya bu tesettürün ölçüsü belli kardeşlerim. Yani bunu tutup şimdi teferruatla anlatmaya ne gerek var? Kur'an var, hadis var, her şey belli. Girin şu sorularla İslamiyet diye bir site var reklam gibi olmasın da yazın deyin ki ya tesettürün ekmeli düzgün, uygunu nedir? Orada yazıyor, anlatıyor. Üç ayet, üç hadis yani bitti bu iş. Bu iş yani atla deve değil yani zor bir şey değil. Hendekten atlamıyorsun yani. Yani Bu noktada e, Cenab-ı Hakk'ın rızası bu meselede yok kardeşlerim yani. Bu tamamen yapılmış bir tesettür değil. Bu sadece toplum baskısından, anne baba baskısından kurtulmaktan öteye bir şey gidecek bir şey de değil. Ve yapılan şey tesettür hırsızlığıdır. Bakın tesettür hırsızlığıdır. Ve Kur'an'ın bize emrettiği Bakara suresinin 137. ayetinde bize söylediği Fein amenu bi ma amenu bi ma bi fakat ihtidav. Yani o sahabenin iman ettiği gibi iman edin ayeti kerimesi gereği. Bizim sahabe annelerimiz, sahabiye annelerimiz ne yapmıştı radıyallahu anhun ecmaîn? Ne yapmıştılar? Şakakna murute unna fakhramerna biha. Onlar anında o emre Emir gelir gelmez eteklerindeki fazlalıkları o çok kat elbiseli giyiyordu o zaman. O en üst kattakileri hemen yırtıp başlarına ne yapmıştılar kardeşim? Hemen e, tesettür yapmıştılar, başörtüsü yapmıştılar ve e, cilbap şeklinde bellerine kadar kapatmıştılar. Yani vücutlarının her tarafını kapatmıştılar. Yani şu iki noktayı kıyaslıyorum. Bir, tesettürden çalan, namazdan çalan gibi Efendimizin e, bu tehditini aldırmayan kardeşlerim. Tesettürden çalıyorsunuz, kusura bakmayın. Tesettürden çalan namazdan çalan e, kısmını konuştuk. Ve burada tesettürde iki örneğe biz verdik. Bizim imanımızın gerçek iman olabilmesi, biz peygamberi ümmet davasında bulunabilmemiz için nasıl ki bizim sahabi annelerimiz böyle hemen ve her taraflarını hiçbir noktasına kadar açık kalmayacak şekilde emre süratle imtisal ettikleri gibi bizim de tesettürsüz kardeşlerimizin bu meseleyi araştırıp bizim de yaptığımız çalışmayı tesettür hakikatını ve diğer hoca efendilerin, kardeşlerimizin çalışmalarını izleyip bir an önce tesettürsüzlerin tesettüre girmesi tesettürlü olanların da bir an önce o açık yerlerini o tesettür emrine uyan sahabe kadınlarının imanına sahip olabilmeleri için o şekilde uyup hemen kapanmaları gerekir. Yoksa bu iki zıt tavır hakikaten bizim iman noktasındaki çok ciddi problemlerimizi ortaya koyar. Bu da bizi ileride çok tehlikeli noktalara götürür. Allah muhafaza. Hemen Azrail gelse bizi bu hal üzere yakalar. Ve hakikaten kendimiz için büyük bir risk oluşturmuş oluruz. Hemen tövbe edelim ve bu işin hakikatine dönelim. Hani bir işi yaptım mı adam gibi yap tabiri var ya o işi öyle yapalım kardeşlerim. Tabi taklidi yapmayalım, araştıralım. O işi temel argümanlarını elde edelim. İnsanlığa, İslamiyete bakan felsefesini, alt disiplinlerini, tahkik boyutunda yapalım. Ondan sonra bizi sağa sol artık etkilemesin ya. Onun bunun dediğini bakmayalım. Şimdi gençlerde şöyle bir şey var. 18-19-20 neydi bu? 20 yaş üstü ne kuşağıydı? Z kuşağı meselesinde yani arkadaş çevresi yani o arkadaş çevresinde o çarşaf giyemez. Yani niye giyemezsin? Bu yani emir var. Asıl tesettür bu veya işte şey giyemez. Neydi onun adı? Ferace giyemez. Hani niye? Çünkü o ya çok sırıtır. Ne der? Ya kardeşim sen eğer millet ne der diye bakarsan Allah ne der noktasını kaybeder. Milletin rızasını kazana, kazanayım derken Allah'ın rızasından mahrum olursun. Allah muhafaza tezelden bu meselede hayır meselesinde acele edilmesi gerekiyor. Ecel celladı her vakit baş kesmek için gelebilir. Sahabenin imanı ortada, yaşamı ortada, bizim yaşamımız da ortada. Derhal aslımıza rücu etmemiz gerekiyor. Sübhaneke la ilme illa ma'alemtene inni kentel alimun hakim ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.